Merhaba. Şimdi sizlerle sağ ve sol beyin loblarını dengelemek için bir çalışma yapacağız. Nadi Shudi Pranayama. Hem sağdan hem soldan nefes alacağız. Bir önceki videolarda sağ burun deliği, sol burun deliği, sağ beyin yarım küresi, sol beyin yarım küresi arasındaki bağlantıları anlatmıştım. Şimdi bunları dengelemeye çalışacağız. Bazı psikolojik rahatsızlıklarda sal ve sol yarım kürelerin EEG'si alındığında birisinin diğerine göre daha aktif olduğu tespit edilebiliyor. Mesela bipolar bozuklukta, şizofrenide buna benzer bulgular ortaya konuyor. Zaten sürekli bir yarım kürenin aktif olması sonunda psikolojik rahatsızlığa neden olacaktır. Diyelim ki sürekli sol taraf aktif. Sürekli aktifsiniz, savaş veya kaç durumundasınız, sürekli problem çözmeye çalışıyorsunuz, sürekli hareketlisiniz. Ne bedeniniz buna dayanabilir? Çünkü e, sürekli bu hareketlilik kalitesiz uykuya neden olacaktır veya da uyuyamamaya neden olacaktır ve savaş ya da kaç durumunda olduğumuz için kaslar da buna hazırlandığı için kanımızda da adrenalin gezdiği için bir süre sonra böyle kas katı kala 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 panik atak, anksiyete, kaygı bozukluğu, vesvese, kuruntu vesaire zincirleme gelecek arkasından. E peki sürekli sağ yarım küre aktif olursa ne olur? Sürekli uyku hali, içe dönüklük, kişinin kendi içinde yaşamaya başlaması, önce depresif duyguların başlaması, sonra da depresyona girmesi. Bunun için Sağ ve sol beyin loblarını dengelemek gerçekten zihinsel sağlığımız için aynı zamanda bu yarım kürelerin yönettiği davranışlarımız için, duygu durumlarımız için o kadar önemlidir ki. Yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış ki her iki burun deliği ritmik bir şekilde çalışıyor. Ne demek istedim? Şimdi Sağ burun deliğini kapatın, soldan birkaç tane nefes alın. Şimdi solu kapatın, sağdan alın. birisinin diğerinden daha rahat nefes aldığını fark edeceksiniz. Çünkü 21 dakikada bir burun deliklerindeki hava akışı değişiyor. Yani sağ aktifken 21 dakikadan sonra başlıyor yavaşça geri çekilmeye, sol taraf geliyor, dengeleniyor ve yer değiştiriyor. Bu döngü yaklaşık 40-45 dakikayı buluyor. Aslında bunu bilerek mi yaptılar belki de öyle e, dersler okullarda 45 dakika e, ve 45 dakikadan sonra zihnin odağının dağıldığı tespit edilmiş. E, siz de kendinizi kontrol edin bir şeyi öğrenirken 45 dakikadan sonra cidden dağılmaya başlıyorsunuz. O yüzden teneffüsler verilir aralar verilir ama e, ne yazık ki modern dünyada teknolojiye ve sol beyin yarım kürenin yaptığı işlere çok önem verildiği için ard arda matematik, fizik, kimya, Türkçe bunlar konur. Müzik, resim, dans, halk oyunları, sanatsal dersler sağ yarım küreyi aktif eden böyle ucunda sağında solunda konur. Halbuki madem bunlar sırayla yer değiştiriyor o zaman sırasıyla dersleri birbirine bağlamak lazım. Yani matematikten sonra bir resim ve arkasından bir fizik, arkasından bir müzik veya beden eğitimi bu şekilde yapıldığında sağ ve sol beyin yarım küreleri eşit gelişir, farkındalığı yüksek, yaratıcılığı yüksek, sadece bir tarafa ağırlık vermiş bir kişilik modeli ortaya çıkmaz. Şu dünyanın haline bakın, her yerde binalar, her yerde teknoloji, ama bir zamanlar bu dünyada binalar yapılırken katedraller, camiler, tapınaklar yapılırken sanat eseri şaheserleri şeklinde yapılırdı. O şatolar, evler, şimdi gökdelenler. Neden? Çünkü o zaman insanlar tek bir tarafa değer vermiyordu. Sadece sol yarım kürelerini matematik, fizik, kimya, teknoloji üretmek için kullanmıyorlardı. Sanata da çok değer veriyorlardı. O yüzden Beethoven'lar, Dede Efendiler, Itri'ler bu dünyadan geldi geçti. Şu anda sadece Türkiye değil tüm dünyada Beethoven ayarında, Mozart ayarında veya Dede Efendi Itri ayarında veya Mimar Sinan ayarında Michelangelo ayarında sanatçılar çıkmıyor. Çünkü eğitim sistemi sadece bir tek yarım küreye yığılıyor. Ve bu fıtratımıza aykırı, mutsuzuz. Çoğu insan depresyonda, panik atakta, anksiyete, kaygı, insanları çepeçevre kuşatmış, doğamıza aykırı yaşıyoruz da ondan. Şimdi peki biz ne yapabiliriz? En azından sağ sol yarım notlarını her gün dengeleyerek beynimizin yaydığı EEG'yi yani o elektrik dalgalarını düzene sokarak Duygularımızı, düşüncelerimizi yoluna koyarız. Hormonlarımız dengeye gelir ve davranışlarımız yoluna girer. Dünyaya bakış açımız korku ve kaygı üzerine değil, daha berrak, daha objektif, daha sakinleşir. Kararlarımız daha netleşir, daha kolay karar alabiliriz. Velhasıl zihinsel, bedensel, ruhsal denge için sağ sol beyin loklarını dengelemek çok önemli. Şimdi dedik ki bir ritim var. Burun delikleri sırayla hava akışını değiştiriyor. Burnumuz tıkalı olduğunda diyelim bir yer tıkalı ve birkaç saat sadece belirli bir burun deliğinden nefes aldık. Bu farkında olmadan hangi burun deliğinin tıkalı olduğuna bağlı olarak ya sürekli uyku hali yapacaktır. Diyelim ki sağ burun deliğin tıkalı dolayısıyla sol burun deliğinden alıyorsun ve sürekli sağ yarım küre aktif Sağ yarım küre dedik ki içe dönmemiz gereken durumlarda meditatif hale girdiğimizde uykuya dalmak istediğimizde yardımcıydı. Devamlı şimdi soldan aldığında bir süre sonra uyku hali gelecektir. E diyelim ki sol burun deliği tıkandı sağdan alıyorum. Sol yarım küre aktif sürekli sürekli hareket böyle yolundan çıkmış enerjiler artık böyle hiperaktif bir durum. Hem zihnin yorulacak hem bedenin kasılacak çünkü ona göre hormonlar salgılayacaksın, yorulacaksın. Çünkü sol yarım küre sempatik sistemi surya, güneşi, canlılığı, sol yarım küre çandra, ay, dişil enerjiyi, sakinliği, parasempatik sistemi temsil ediyor ve buna uygun hormonlar tetikleniyor doğal olarak. Şimdi e, diyorlar ki yogiler yani veya artık şu anda Hindistan'da birçok tıp doktoru e, yogayı laboratuvarlarda inceliyorlar kendi kadim kültürlerini ve batıda da hızla yayılmasına neden oluyorlar. Bugün birçok doktor batıda Amerika'da e, yoganın bir fiil içinde laboratuvarlarda çalışmalar yapıyorlar ve diyorlar ki çok uzun bir süre bir burun deliği tıkalı kalır 6-7 saat bir burun deliğinden nefes almak zorunda kalırsanız ve bu sürekliyse birkaç gün ciddi bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Yani şimdi biz MR'lara giriyoruz. Tabii ki yerinde. Ama tabii onların da yan etkileri olduğu söyleniyor artık. Yani kar zarar işte durumu. Ama binlerce yıl insanlar bunu nasıl çözdü değil mi? Bu modern tıp dediğiniz 50 yıl yani gerçek tıp diye kendilerini şu anda bize baskılıyorlar ama binlerce yıllık insanlığın mirası olacak ne olacak? O zaman insanlar nasıl tanı koyuyordu? Nasıl tedavi oluyorlardı? Diyeceksiniz ki ömür uzadı. Son dönemde yapılan çalışmalar göstermiş ki bu koca bir yalan. İlaç firmalarının koca bir yalanı. Kendi MR cihazlarını veya ürettikleri bir sürü tıbbi malzemeyi, ilaçları hastanelere koymak ve insanlar üzerinden para kazanmak için Üç buçuk yıl uzamış ve bunun nedeni de tıp değil. Mühendislermiş. Suların temizlenmesi, kanalizasyonların yapılması, mikroplar içerisinde değiliz artık. Yani bunu mühendislerimize borçluyuz. Onlara çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Eskiden burun deliklerini nefes alışına bakarak Ayurveda'da doktorlar ya da yogiler hastalığın gelip gelmediğini anlıyorlarmış. Biz de burun deliklerimizi kontrol ederek kendimizi yönlendirebiliriz, yönetebiliriz. Enerjilerimizi yönetmeyi öğrenerek inşallah rahatsızlıklarımızın üstüne çıkabiliriz. Veya gelmekte olan rahatsızlığı bertaraf edebiliriz. Veya inşallah hiç hasta olmayız. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Şöyle bir öncekinde dedik ki sadece sağ kapanıyor soldan al, sol kapanıyor sağdan al. Şimdi sağ elim ister göğsüme dayarım ve sağ elimin orta ve işaret parmağını büküp baş parmak, yüzük ve serçe bir arada kalır ve elimi aşağı indiririm. Gerekirse dirseğimi dizime koyarım. Derin bir nefes alır sağ burun deliğimi, baskılarım ve soldan nefes veririm. Ve soldan rahat bir nefes alırım. Ve iki parmağımla kapatıp sağdan veririm. Verdiğim yerden alırım. Sağ tarafı kapattım ve solu açıyorum. Şimdi soldan verdiğim yerden tekrar alıyorum. Alabildiğim en dolu nefesi kapatıp sağa açıyorum. Sağa tekrar döndüğümde bir tur. Yani sağa kapattım, soldan verdim. Soldan aldım, sağdan verdim. Sağdan al, soldan ver, soldan ver, sağdan al. Bir çift ne kadar çok yaparsanız e, beyin noktalarının dengelenmesini hissedersiniz. Çünkü beyin dalgaları alfaya düşmeye başlar. Bu şekilde yapmak zor geliyorsa iki parmağını iki kaşının ortasına koy diğer parmaklar bükülü. Derin bir nefes aldım. Sağ burun deliğini kapattım, soldan verdim. Soldan alıyorum. Kapatıp sağdan veriyorum. Sağdan alıyorum. Kapat, soldan ver. Soldan al, kapat, sağdan ver. Bu şekilde yapabilirsin. Veya ellerimi bu şekilde bükmek zor, romatizma var, ağrı oluyor diyorsan. Aldım nefes, sağ kapattım, soldan verdim. Soldan aldım. Sol elimin baş parmağını getirip kapattım. Sağdan verdim. Sağdan aldım. Kapattım. Soldan verdim. Bu şekilde zihninin dengeye geldiğini, düşünce akışının yavaşladığını, Zihnindeki çok düşüncenin yavaşladığını fark edeceksin. Sanki başında daha önce bir mengene vardı seni sıkıştırıyordu, açılmaya başladığını göreceksin. Uzun zamanlar disiplinli bir şekilde bunu yapmaya başladığında sabah mesela uyandın, hemen diyelim bunu yaptın, dengeli bir şekilde güne başladın veya akşam yatmadan önce veya yogadan önce meditasyonda çok çok lazım zaten. Sağ sol beyin noktalarını eşitliyor, dengeliyor. Nefessiz meditasyon olmaz. Namazda da, namaza durmadan önce böyle bir çalışmayı yaptığınızda daha rahat konsantre olduğunuzu göreceksiniz. Daha akışta olduğunuzu göreceksiniz. Dengeli, huzurlu, ne yapmamız gerektiğini bildiğimiz anlar dilerim.